Evet, şimdiki konu Authenticated Encryption, yani doğrulanmış şifreleme. Bir önceki konumuz mesaj doğrulama kodlarıydı. Burada ne yapıyorduk? Aslında bütün düz metin üzerinden bir işlem yaparak etiket üretiyorduk ve mesajı doğrulanmasını mümkün kullanıyorduk. Ama aynı şey şifreleme için de yapıyoruz. Soru şu, acaba şifrelemeyi ve mesaj doğrulama kodunu aynı anda kullanarak elde ettiğim, hem güvenliği hem de doğrulanmış durumu daha hızlı yapmam mümkün mü? Çünkü e, şifre algoritması mesela bir blok şifre kullanırsam bütün data üzerinden geçip şifre metin üretiyorum. Sonra aynı plain mesaj doğrulama kodunu koyduğumda doğrulamak için bir etiket üretiyorum. Dolayısıyla datayı iki kez işleme sokmuş oluyorum ve bu da zaman kaybettiriyor. E, bu ikisini birleştirerek doğrulanmış şifremi elde edebiliyoruz özetle. Ama bunu tek başına yapacak bir algoritma tasarlarsak ve veriyi bir kez işleyip bunları üretebilirse bizim için daha güzel olacak. Resimde de göstermeye çalıştığı şey şu. Blok şifreleri hatırlayalım. Ne vardı? İki tane girdi vardı. Düz metin ve anahtar. Çıktı olarak da şifreli metin veriyorduk. Şimdi doğrulanmış şifrelemede daha fazla tabirler geldi. Bakın burada associated data diye bir şey var. Bir sonraki slaytta göstereceğim ama buradaki ilişkilendirilmiş veri diyeceğimiz şey aslında şu. Şifrelenmeye ihtiyaç duyulmayan ama doğrulanmaya ihtiyaç duyulan veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu düz metinden şifreli metin üretiliyor ama bu üretilecek etiket hem düz metne hem de ilişkilendirilmiş dataya bağlı. Her seferinde aynı şeyi üretmemek için de bir rastgele değere ihtiyaç duyuyoruz bu algoritmalarda. Bunda NOS daha önce konuştuk. Tek sefer kullanılan rastgele bir değerde kullanırsak. Bakın dört girdimiz var. Gizli anahtar, nonce, düz metin, ilişkilendirilmiş latı. Her zaman olmak zorunda değil tabii. Yani bazen şifreletmeyip ama yine de doğrulanmasını istediğiniz veri olabilir. Çıktı olarak iki çıktımız var. Şifreli metin ve etiket. Aklımızdaki resim bu Dediğim gibi e, bazen ilişkilendirilmiş veri olabilir. Mesela nasıl bir örnekten bahsederiz? E-mail'ları düşünelim. E-mail'ler aslında nasıl e, yapılır? Başlıklar var ve de veri var. Mesela to kısmına mail'i kime gönderdiğimiz yazıyoruz. Değil mi? Subject kısmına başlığı yazıyoruz. Şimdi bir yaklaşım şu. Bir mail'in tamamını e, payload gibi düşünüp plaintext gibi düşünüp şifreleyebilirim. Ya da ya zaten hangi e, başlıklar olacağı belli. İşte to, subject, mesajın kendisi, body. Oraları şifrelemeyeyim ama bu tarafı şifreleyeyim. Evet ama bunu doğrulamazsam bu sefer saldırgan yerlerini değiştirebilir. Mesela to kısmını cc atabilir vesaire vesaire. Bu tarz durumlarda aslında dediğim gibi ilişkilendirilmiş veriniz olabilir. Her zaman olmak zorunda da değil. Ama olursa biz buna authenticated encryption with associated data yani AEAD diye kısaltılmış. Yani ilişkili dataya sahip doğrulanmış şifreleme diyoruz. Eğer bu iki işlemi aynı anda yapabiliyorsak paralel bir şekilde buna paralel diyoruz. Ee, bazen bu işlemleri online çevrim içi diyoruz. Buradaki kasıt şu. Siz mesajın tamamının ne olduğunu bilmeden ve hepsini elde etmeden bu işlemleri yapmaya başlayabiliyorsanız buna online çevrim içi diyoruz. Bu şu açıdan önemli. E, mesela haberleşme sırasında, mesela ben sesli ya da görüntülü konuşuyorsam ki şu an Zoom'da yaptığımız bu. Benim daha ne kadar konuşacağım, hani düz metnin ne zaman biteceği, boyutunun ne olacağı belli değil. O yüzden Zoom şey diyemiyor. Ya sen sonuna kadar konuş bitsin ben ondan sonra şifreleyip karşıya göndereceğim demiyor fark benim verimi şu an şifreliyor. Bunu yapabiliyor olması bu algoritmanın online yani çevrim içi olduğunun göstergesi. Ki daha önce de söyledim. Zoom IS blok şifresini 256 bitlik gizli anahtarla kullanıyor. Ama e, GCM modunda, GCM modunda çalışıyor dedim. GCM modunu birazdan göstereceğim. O tam bir doğrulanmış şifreleme yöntemi. GCM'den bir öncesi CCM. Counter Cypher Block Chaining diye geçiyor bu. Standartlarda bu var. Bunun dezantajı veri iki kez işleme sokuyor olması. NIST standartlarında wireless yani kablosuz e, ağda stand, triple standartı olarak var. Bu yöntemde hem şifreli metin hem etiket üretiyoruz. Etiketi şifreli metin sonuna tutuşturuyoruz. Yaklaşım şu az çok tahmin etmişsinizdir. Mesaj doğrulama kodlarında CBC MAC şey neydi? mesajı alıyordum. CBC encryption'ı sokuyordum Ama şifreli metin üretmiyor farkındaysanız. En son etiket üretiyor. Dolayısıyla burada bir blok şifre kullandım. Mesela IS'i CCM modunda kullanırsanız burada IS var. Sonra IS'i şifreleme için de kullanıyorsunuz. Ama düz metni değil sayaçları şifreliyorsunuz. Yani dolayısıyla counter sayaç modunda IS'i kullanıp en son düz metinle zorluyorsunuz ve şifreli metin üretiyorsun. Dolayısıyla ne oldu? Buradan şifreli metin ürettim. Buradan etiket ürettim. Ama bir sürü şifreleme işlemi yapmış oldum. Yavaş oldu. Yani veriyi iki kez işlemi soktu. Bunu tek seferde yapabilir miyiz? GCM modu bunu yapıyor ve bu yüzden birçok yerde kullanılıyor. GCM modunda tek bir resimle göstereyim. Aşağı yukarı her şey aynı. Bakın burada sayaçları şifreliyorum düz metinle egzorluyorum. O bloğu ve şifre metin bloklarını üretiyorum. Yani burada iki blok şifrelenmiş ama 10 tane olsaydı şu resmi tekrar ettirecektik. Dolayısıyla şifreli metinler burada farkındaysınız. Buraya kadar aslında counter mode of operation yani sayaç modunda şifreleme. Ama ne yapıyorum? İlişkilendirilmiş zaten varsa bakın onu da buradan şifreli metinlerle egzora işlemine sokup burada ayrı bir etiket üretiyorum. Bu etiket üretiminde ilk sayacın da şifrelenmiş zorluyorum. Ve burada bakın len A ve len C var. Bu aslında eğer associated datanız varsa onun uzunluğu ve ona eklenmiş olarak da şifreli metnin uzunluğunu ek zorluyorsunuz ki ee, dediğim gibi Mac Forger'ı yapalamasın buraya. Çünkü başka bir şeyler eklenirse mesajın uzunluğu da değiştirmek zorunda kalacaklar ya bu egzor işlemi bozuldu. Şuradaki Malt dediğim Multiplication aslında burada bir çarpma işlemi yapıyor ama Elemanları sanki Galoa Field'ındaymış gibi düşünerek çarpma işlemi yapıyor. O yüzden bu kod, e, modun isminin GCM olması Galoa Counter Mod İngilizcesi buradan geliyor. Farkındaysanız veriyi bir kez işleme soktum. Plaintex burada düz metin. Ama ne yaptım? Buradan şifre metin ürettim. Ve bunu biraz exor işlemlerine sokarak da etiket ürettim. Dolayısıyla CCM moduna kıyasla bu çok daha güzel farkındaysanız. Çok daha hızlı. Dediğim gibi zoom. Eğer e ayarlara girip istatistiklere basarsanız göreceksiniz ki seçili algoritma olarak IS256-GCM yazıyor. Çünkü bunu kullanıyor. Ve daha önce de söyledim aslında e, cep telefonlarınız eğer Android işletim sistemi kullanan bir telefonuz varsa ya da iOS aslında artık belli bir sürümden sonra bunlar e, varsayılan ayar olarak şifreli e, disk şifreleme açık halde geliyor. Dolayısıyla siz bir resim çektiğinizde aslında o resmi veri deposuna yazarken şifreleyerek AES 256 genelde kullanıyor. Bazen 128 ama GCM modunda şifreleyerek yazıyorlar. Oradaki e, şifreleme GCM modunda olduğu için farkındaysanız burada bir sayaç var. Dolayısıyla bir sayaçın seçilmesi lazım her seferinde. Daha önce de söyledim. Veri deposunu bloklara böldüğü için blok numarası sayaç olarak kullanılıyor. Etiketle üretildiği için verinin aslında değiştirilmemiş olduğunu, bozulmadığını da teyit edebilir hale geliyoruz. Şu ana kadar farkındaysanız blok şifreleriyle biz e, doğrulanmış şifreleme elde ettik. Başka bir soru şu, ya ben şifrelemeyi, blok şifrele yapayım ama etiket üretiminde başka bir şey kullansam, hash function gibi mesela HMAC modunda SHA-1, SHA-2 kullansam daha hızlı olur. Ve hem de e, performans elde edin. Belki daha da güvenli olur gibi bir yaklaşım var. Sadece blok şifre kullanırsak ISGCM gibi şu. Bunun şu güzelliği var. Blok şifreyi implement ediyorum. Mesela donanımda. Burada eng dediğimiz şey aslında IS'in kullanımı. Bakın hem şifre metin üretiyorum hem etiket üretiyorum. Dolayısıyla ikinci bir algoritma ihtiyacım yok. Ama şimdi hem evet. özet fonksiyon hem e, algoritması kullanacağız. Dolayısıyla daha hızlı olacak ama donanımda daha fazla yer kaplayacak. Çünkü iki algoritma koymamız gerekiyor. Burada üç yöntem var. İsimlere bakarsanız Mac and Encrypt, Mac and Encrypt, Encrypt and Mac. Yani e, etiketi ve şifrelemeyi aynı anda yaptığınız bu. Önce etiket üretip sonra şifrelediğiniz yöntem bu. Önce şifreleyip sonra etiket ürettiğiniz yöntem de bu. Burada Mac dediği aslında etiket üretmeyi kastediyor. Bunları resimlerle anlatacağım. İlki bu. Mac and Encrypt. Yani etiketi ve şifreleme işlemini aynı anda yapmak. Bakın düz metini alıyor. Bir tane gizli anahtarı var. Bu gizli anahtarla şifreleme işlemini yapıyor. Mesela IS kullandı burada. Şifreli metni elde etti. Sonra özet fonksiyonu düz metni ve anahtarı koyuyor. Ama hatırlayın özet fonksiyonlar normalde anahtar kullanmaz. Dolayısıyla burada HMAC modu gibi ya da benim lightweight yöntemlerde önerdiğim sudix key mod gibi bir şekilde kullanıyorsunuz bu iki veriyi ve etiket üretiyorsunuz. Etiketi de şifre metnin sonuna ekleyip karşı tarafa gönderiyorsunuz. SSH protokolünde uzun süredir bu kullanılıyordu. Yani hala içinde yüklememesi lazım ama varsayılan ayarın artık bu olmaması gerekiyor diye tahmin ediyorum. E, karşı taraf ne yapıyor bu mesajı aldığında onda da gizli anahtar var. Bunun sona eklenen şeyin etiket olduğunu biliyor, o yüzden şu şifreli metin kısmını deşifre ediyor, düz metni elde ediyor. Düz metni o da özet fonksiyonu sokuyor gizli anahtarla. Etiket elde edip bakıyor gelen etiketle aynı mı? Aynı değilse ne olacak? SSH'de paketi droplayacak. Bu yanlış geldi diyecek. Ama bir sürü deşifreleme işlemi yaptım. Farkındaysanız bu performans kaybettiriyor. Birazdan bunu aşmanın bir yöntemini göreceğiz. Ama burada bizim itiraz ettiğimiz şey şu. Bu yönteme henüz bir saldırımız yok. Ama literatürde, tarihte birçok kez gördük ki siz bir girdiği iki farklı algoritmada kullanırsanız genellikle istemeden bir veri sızıyor. Ve onlar bazen kırılabiliyor. Dolayısıyla bu yöntem, şu an kırmanın bir yöntemini bilmesek bile çok tasvip ettiğimiz bir şey değil. Hem şifre algoritmasına hem özet fonksiyon aynı girdiği vermek dediğim gibi çok e, tercih ettiğimiz bir şey değil. Bunu aşmak için Mac'den Encrypt denen bir şey var. Bu kullanılıyor. Bakın TLS 1.2 öncesine kadar Authenticated Encryption olarak bu kullanılmış. Doğrulanmış şifreleme olarak. İsimden de bahsed Anlaşıldığı üzere önce etiketi üretiyorum. Düz metni aldım. Özet fonksiyonuna soktum gizli anahtarla. Etiketi ürettim. Etiketi düz metnin sonuna ekliyorum. Ve bunun tamamını şifrelemeye sokuyorum ve şifreli metin elde ediyorum. Bakın burada iki algoritmaya farklı şeyler girdi artık. Burada etiket de var ucunda. Bir öncekinden biraz daha güvenli. Ama çok da farklı değil aslında düşünürseniz. Yapılan şey aynı. Bu sefer de şifre ve metni alan kişi deşifre edecek. buradan etiket üretip bakacak. Bir öncekinden aşırı farklı değil. Ama uzun süre standartta. Şu an TLS 1.3 var ama büyük bir kısım hala TLS 1.2 kullanıyor. Dolayısıyla bu ekrandaki görüntü çok kullanılıyor. Şifreleme olarak AES, Özet fonksiyon olarak da SHA-256 HMAC modunda kullanırsanız günümüzde birçok internet haberleşmesini böyle yapabilirsiniz. Bunlardan daha güzeli var mı? Var. Enkript denmek. Yani önce şifreye sonra etiket üret. Bakın düz metni şifre algoritmasına sokmuşuz. Şifreli metin elde edilmiş. Aynı şifreli metni özet fonksiyona sokuyoruz gizli anahtarla ve etiket üretiyoruz. Şimdi haberleşme dinleyen birisi şifreli metni bildiği için hani özet fonksiyonun neyin girdiğini biliyor ama anahtarı bilmediği için etiketle vesaire e, oynaması çok mümkün değil. Bunun şu güzelliği var. Siz şifreli metni aldığınızda Hemen özet fonksiyonu sokup etiket üretip bakabiliyorsunuz. Bu hakikaten bu etiketi üretiyor mu diye. Yoksa sahte bir mesaj mı geldi? Etiket tuttuysa yani authentication önce sağlarsan deşifre edip düz metne bakıyorum. Çok güzel bir performans kazanma farkındasın. Dolayısıyla biz bu noktada şunu düşünüyorduk. Bu yöntem daha iyi. Haliyle TLS 1.3'te ben bu dersleri verdiğimde daha yeni tasarlanıyordu. Ya TLS 1.3'te bu seçilecek ya da o sırada Sezar yarışması devam ediyor. Onun kazananlarından birisini TLS 1.3'e standart olarak koyarlar diye tahmin ediyorduk. Ama o an öngörmediğimiz şey şuydu. Google uzun sürede ChaCha algoritmasını bu işler için kullanıyordu. O yüzden TLS 1.3'ü tasarlayanlar da ChaCha'yı tercih ederek Sezar yarışması bitmeden hani TLS 1.3 protokolü piyasaya çıktı ve standart ChaCha oldu. Yani bu şu demek, e, siz TLS 1.3 kullanıyorsanız ya ISGCM kullanacaksınız ya da ÇAÇA kullanacaksınız. Authentication'ı bir polinomla sağlıyor. O yüzden hani bir sonraki konu bu TLS 1.3. Dediğim gibi ben dersleri anlatırken başlarda da TLS 1.3 yoktu. O yüzden acaba böyle bir şey olabilir mi diye konuşuyorduk. Onlar dediğim gibi ÇAÇA 20'yi şifreme algoritmasını ve etiket üretmek için de poli 1305'i eklediler. Şimdi neden böyle bir şey yaptılar? Ee, eski TLS'lerde SSL'de iki şifreleme algoritması vardı. AES ve RC4 stream cipher akan şifre. RC4 kırıldı. O yüzden kimse kullanmıyordu TLS'te. Google da dedi ki ya biz bunun yerine bir şey koyalım, kendimiz bunu kullanalım. Yapmasının sebebi de şu. AES daha önce de söyledim. 2010'dan beri üretilen Intel ve AMD işlemcilerde ...donanımsal bir e, işlem setiyle geliyor. Ve donanımsal olduğu için AES'i çok hızlı yapabiliyoruz bu işlemcilerde. Ama telefonlarımız, tabletlerimizde ARM işlemci var... ...ve onların böyle bir kriptografik e, desteği yok. Dolayısıyla orada AES o kadar hızlı değil. O yüzden IS yerine daha az e, sistem kaynaklarını tüketen bir algoritma koyarsanız... ...bütün şifreleme işlemleri sırasında daha az pil harcamış olursunuz... O yüzden dediğim gibi Google bunu 2013'te RC4 yerine Chacha 20'yi kendisi koydu. Yani hiçbir standart olmadan. Ee, dolayısıyla Chacha 20'yi şöyle bir polinomdan da etiket üretirseniz e, Authenticated Encryption yani doğrulanmış şifre elde edebiliyorsunuz. Ve Google bu tarafta ilerlediği için TLS 1.3'de insanlar bunu standart seçti. Dediğim gibi GCM moduna kıyasla daha pil dostu bir çözüm bu. Ve siz aslında farkında olmadan 2013'ten beri Google Chrome'da bunu kullanıyor. Yani dolayısıyla siz e, masa üstünde ya da laptop'tayken iOS kullanmanız size performans getiriyor. Tabletli telefondayken ChaCha'yı kullanırsanız daha az işlem yaptığı için iOS'a e kıyasla bu size performans veriyor. Kısaca ChaCha'yı anlatayım. İlk hali salsaydı bunun ve bir akan şifre yani Steam Cypher yarışmasına, e-Steam yarışmasına 2005'te gönderildi. Tasarımcısı DJ Bernstein. 2008'de küçük bir değişiklik yaptı. Bu değişmiş halinde çaça dedi. Google'da dediğim gibi TLS'de RC4 algoritmasını açıp çatayı yerine koydu. Ve poli 1305 diye bir şeyle de etiket üretiyor. Bu bir polinom. Birazdan südok olduğunu göstereceğim. Ama çok hızlı herkes bunu kabullendi. Yani OpenSSH de bunu kullanmaya başladı. Şu işletim sistemlerinde rastgele sayı üretiminde bu algoritma kullanılmaya başlandı. Yine Linux kernelinde Urandom device'ı unlock etmek için bu algoritma kullanılıyor. E, sonradan birçok RFC'de bu algoritma yer aldı. IP nasıl kullanılır? İnternet Key Exchange protokolü nasıl kullanılır? Bu RFC'lere koyuldu ve en sonunda şu RFC 7905'te TLS 1.3 için standart olsun diye önerildi ve standart oldu. Birçok VPN de bunu kullanıyor. Şöyle bir yapısı var. IS gibi 4'e 4'lük bir maddesi olarak gösteriyoruz. Tabi IS'de hatırlayın bunlar byte'tı. Burada 32 bitlik değerler. İlk satıra bir constant değerleri yazıyorsunuz. Buraya anahtarları koyuyorsunuz. Buraya position ve nonce dediğimiz değerleri koyuyorsunuz her round'ta ya satır ya sütunları işleme sokuyorsunuz. Mesela tek randlarda e, e, round'larda sütunu alıp yani 4'ten 32 bitlik değeri alıp şu işleme sokuyorsunuz. O 4 32 bitlik değeri buraya yazıyorsunuz ve şu toplama, egzor rotasyon gibi işlemleri yapıyorsunuz. Bu bir round. çaça 20 dediği için bunu 20 kez yapmanız lazım. Hani dediğim gibi birinci round'da sütünü alıp bu işleme soktunuz. İkinci round'da çift sayı olduğu için satırı alıp bu işleme sokuyorsunuz. Dolayısıyla şey dört sütun var ya bu resmi dört tane yan yana düşünün. Birinci döngüde her sütunu işleme soktunuz. İkinci round'da satırları aldınız. Ama burada küçük bir trik var. Slide'da yazmayı unutmuşum ama salsa da satırları alıyordunuz. ile salsa arasındaki fark şu satır almak yerine şöyle diagonalleri alıyoruz. Şuradan şurası vesaire. Küçük bir değişiklik yani. Ne farkındaysanız salsa, çaça bunlar latin dansı ismi. Bu algoritmanın her değişik versiyonuna böyle isimler koyuyor. Rumba 20 de var yani. Böyle bir sürü latin dansı aklınıza gelen her birinin bunun küçük modifikasyonu olarak versiyonu var. Nasıl çalıştığı çok önemli değil ama şunun için göstereyim. Bakın işlemler o kadar basit ki toplama, egzor, rotasyon. Aes'ten daha hızlı çalışmasının sebebi bu çoğu işlemcide. O yüzden hani cep telefonu piliniz yüzde %1 daha fazla gidiyorsa bir sebebi bu aslında. İnternette çok geziniyorsunuz. Poly1305 de aslında bir polinom. Bunu siz mesajı ve anahtarı koyduğunuzda size bir etiket üretiyor. Ee, i̇smin nereden geldiğini südokoda bakarak görebilirsiniz. Aslında bakın bir değerini 130 bit sola shift ediyor. Şimdi programcı olanlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlayacaklardır. Aslında 2 üzeri 130 demek bu. Çünkü 130. bitesiz bir koyarsanız düşünürseniz o 2 üzeri 130 bit notasyonda. Eksi 5 var. Burada aslında x üzeri 130 eksi 5 polinomunu kullanıyor diyebiliriz. Şu 1305 tamamen şu 130 ve 5 sayısından geliyor aslında. Dediğim gibi bu polinomu döndürerek şu girdileri sürekli bu polinoma soka soka çıktılar veriyor ve etiketi buradan üretiyor. Ee, ama dediğim gibi bizim için önemli olan şey bu algoritmanın TLS 1.3'te olması. Çaça'nın poli 1305 ile birlikte ve ISGCM'ye bir alternatif olması. En son şununla bitirelim. NIST'in böyle bir standardı yoktu. Doğrulanmış şifremi olarak o ISGCM modunu öneriyordu. Hafif kriptografi şifreleme algoritması için bir yarışma düzenlemek istediklerinde dediler ki o yüzden sadece şifreleme yapmasın, doğrulanmış şifreleme yapsın, o yüzden etiketle üretsin. Bu yarışma hani yıllar önce başladı, birçok algoritma yarıştı. Bu yılın başında yani 7 Şubat 2023'te NIST 10 finalistten biri olan Ascon'u dedi ki bu yarışmanın kazananı Ascon'dur. Ee, Standart dökümanı sanırım hazırlanıyor, seneye hazır olacaktır. Orada algoritmanın tasarımı vesaire detaylıca anlatılıyor. Ve NIST bir şey standart yaptığında aslında bütün dünya bunu kullanmaya başlıyor demektir. Tabii biz e, çalıştaylar yapmaya devam edip Ascon'un güvenliğini analiz etmeye, kırmaya, daha hızlı kodlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Yani kripto camiası bunu yapıyor ve bir gün Ascon'da ciddi zafiyet bulunursa, hemen diyoruz ki ya bunu standartlardan yavaş yavaş çıkartalım. Biz yeni bir yarışma yapalım ve bunu yerine yeni bir şey koyalım diyoruz.